Plastik nasıl oluyor da gerçek çime benzeyen yapay bir çimenliğe dönüşüyor? Bir balıkçı teknisinin güvenliğini sağlayan çıpa nasıl yapılıyor? Dişler protezin içine nasıl giriyor? Ve uyku tulumlarının içinde hava dondurucu olsa da sıcak tutan şey ne? Tüm bu soruların cevapları birazdan. ...15 yıl boyunca gün ışığı ya da suya ihtiyaç duymadan dayanabilen bir futbol sahası hayal edin. Yapay çimden yapılan bir futbol sahası. Ufak çimenler 600 futbol maçına dayanabildikleri gibi baharda hala yeni gibi kalabilirler. Ama yapay çim gerçek gibi görünüp, gerçek gibi hissettirirken nasıl oluyor da bu kadar dayanıklı bir şekilde üretilebiliyor? Yapay çim üretmek, gerçek çim büyütmeye benziyor. Plastik tanecikler tohumlara benziyor. Bunlar eritilip uzatılıyor ve uzun plastik şeritler haline geliyor ki, bu da yapay çimin her bir bağımsız tanesini oluşturuyor. Beyaz ve yeşil taneciklerin karışımı kullanılıyor. İkisi de aynı tür polietilenden yapılmış ve yeşil olanlar çime rengini veriyor. Polietilen, dünya üzerinde en yaygın olarak kullanılan plastik çeşidi. Güçlü, dayanıklı ve yumuşak. Bu yüzden de yapay çim için ideal bir malzeme. Bu plastik tanelerini uzun çimenlere dönüştürmek için tanecikler karıştırılıp eritiliyor ve böylece erimiş plastik 160 ufak delikten dışarı pompalanabiliyor. Ya da makinenin içinde kalıyor. Uzun, ince, yeşil plastik şeritleri her bir delikten çıkar çıkmaz bir soğuk su havuzuna düşüyor. Bu da plastiğin sertleşmesini ve şeklinin sabitlenmesini sağlıyor. Plastik şeklini aldıktan sonra şeritler bir fırının içinde 93 dereceye kadar ısıtılıyor. Bu plastiğin erimeden yumuşaması için gerekli olan ısı miktarı. Şeritler fırından çıkınca uzatılıyor ve makaralarda hala sıcakken toplanıyorlar. Isıtıp esnetmek plastiğin kauçuk gibi daha elastik bir hal almasını sağlıyor. Bu da çimlerin üzerine basıldıktan sonra gerçek bir çimen gibi görünmesini sağlıyor. Plastik daha sonra tekrar soğumaya bırakılıyor ve her bir şerit esneticilerden ayrılıp bobinlere sarılıyor. Tamamen dolduğunda her bir bobin 49 metrelik çim alıyor. Ancak çimenlerin boyu bu kadar uzamıyor. Toplu gibi görünen çimenler kümeler halinde büyüyor. Yapay çime daha doğal bir çim görüntüsünü veren son aşama, altı plastik şeridin tek bir dönen makineye girip daha kalın tek bir bütün haline gelmesiyle aşılıyor. Çim daha sonra toplandığında kalın bütün zemini delip geçecek ve ardından kesilecek. Böylelikle şeritler 12 ayrı çim görüntüsü alacak. Bu da doğal bir çim kümesi gibi görünüp aynı hissi verecek. Kullanılacağı alanın tipine göre farklı çeşitlerde çimen üretilebilir. Bu durumda çimenler daha gerçekçi durması için zemine geçirilmeden önce dalgalandırılıyorlar. Dalgalandırma işlemi plastiğe hafif bir karışıklık katıyor. Bu da yapay çime sık kullanılan bir sahada rastlandığı gibi hafif yıpranmış bir görüntü veriyor. Dalgalanmayı yaratabilmek için şeritler metal makaralar üzerinde biraz yumuşayacak şekilde ısıtılıyor. Daha sonra iki kıvırma çarkının arasına çekiliyorlar. Burada şeritlere uygulanan basınçtan sonra şekillerini alıyorlar. Makine durduğu zaman çarkın dişlerini net bir şekilde görebilirsiniz. Tam hız çalışırken makine 150 metrelik şeridi 1 dakikada kıvırabiliyor. Profesyonel stadyumlarda yapay çimdeki şeritlere bu işlem uygulanmaz. Bunun yerine doğrudan zemine monte edilirler. Bu sayede tamamlanmış saha daha bakımlı ve düzgün görünür. Ama şeritlerin düz ya da dalgalı olması kullanılan devasa dikiş makinesinin ve inanılmaz bir hızla hareket eden çelik iğnelerin tüm grubu bir araya getirmek için kullanılması gerektiği gerçeğini değiştirmiyor. İşe büyük bir parçayı ters çevrilmiş yüzeye işlemekle başlanıyor. Su geçirmez plastik yüzey toprağın yerini alıyor ve iğneler zigzag çizerek yapay çimi bu yüzeye sabitliyor.
makinenin durmasıyla ortaya çıkan şekli görebiliyorsunuz. Zikzaklar tamamlanınca doğal olarak büyüyen ot paterni oluşuyor. Plastik şeritler yüzeye geçtiğinde diğer taraftaki kancalar tarafından tutuluyorlar ve böylece şeritler 12 ayrı parçaya bölünebiliyor. Makine saatte 100 metre yapay çim yapacak kadar hızlı ilerliyor. Bu sıradan bir sahanın boyuna eşit. Tüm yapay çim monte edilip kesildikten sonra elde edilen sonuç bir makaraya gönderiliyor. Bu makarada lateks bazlı bir yapıştırıcı işleminden geçiriliyor. Yapıştırıcı yüzey tarafından emiliyor ve bir fırında 200 dereceye kadar ısıtılıyor. Bu her bir çimenin yerinde sabit kalmasını sağlıyor. Yapay çimen fırından çıkıyor ve ısıtılmış çivilerle dolu başka bir makaraya gönderiliyor. Çiviler su geçirmez yüzey üzerinde delikler açıyor. Bunun amacı ise plastik yüzeyin üzerinde su birikmesini önlemek. Yapay çim bu makineden ayrılırken spora uygunluğu ve kusurları araştırmak amacıyla teftişten geçiriliyor. Eğer düzgün görünüyor ve hissettiriyorsa ayrı bir testten geçiriliyor. Silindirler gerçekten üzerinde futbol oynanıyormuşçasına numuneler üzerinde ileri geri hareket ederek maç esnasında ürünün dayanıklılığını test ediyor. 100 turdan sonra yapay çim testi tamamlanıyor. Eğer hala taze, yeşil, çimenlik gibi görünüyorsa yapay çim sahaya yerleştirilmeye hazır. Eğer bir gün balık tutmak için bir tekneyle açılırsanız, büyük ihtimalle teknenin yerini sabitlemek için bunlardan birine, bir çipaya ihtiyaç duyacaksınız. Peki bu çipalar nasıl oluyor da 8 metrelik bir balıkçı teknesini sabit tutacak kadar ağır ve güvenli yapılıyor? Çipalar kırmızı sıcak erimiş metalden yapılır. Bu metal 1500 derece ısıda tutulur, böylelikle çipa şekilli kalıplara rahatlıkla aktarılabilir. Kullanılan metalin ismi yeşil metal. Bu metal birkaç türün karışımından oluşuyor. Bu türlerin başında da demir ve çelik geliyor ve hemen ardından karbon ve silikon ekleniyor. Bu pahalı bir metal türü ama yine de çipayı güçlü ve sağlam yapan bu. Karbon ve silikon ekstradan güç kazandırıyor. Erimiş metal boşaltılmadan önce kalıplar hazırlanmalı. Bu kalıplar iki parça halinde presleniyorlar. Kumdan yapılan alt ve üst parça. Bu sıradan bir deniz kumu. Karışımı bir arada tutması için biraz su ve kara kömürle karıştırılıyor. Kalıpları oluşturabilmek için pres, hidrolik ve hava basıncını kullanıyor. Bu yöntemle çipa şekli ortaya çıkıyor ve ardından 40 kiloluk bir basıncın altında kalıyor. Bu makine çipaların tasarımı için pençe şeklini kullanıyor. Bu da gölde ya da akarsuda akıntıya kapılmaması için dipteki kayaları ya da kumu yakalamasını kolaylaştırıyor. Kalıpların yapım aşaması tamamlanınca makinelerden çıkıyor, metalle kaplanıyor ve ağırlıklar ekleniyor. Kalıbı sıcak erimiş metal dökülürken bir arada tutuyorlar. Böylelikle metal dökülürken dağılıp parçalanmıyor. Kalıplar hazırlandığında kızgın erimiş metal büyük kovalara, kalıplara dökülmek üzere yerleştiriliyor. 450 kilo erimiş metal her bir kovaya doluyor. Bu oldukça fazla çipa üretmeye yeter. Sonuçta ortaya çıkan şey o kadar ağır ki taşınabilmek için bir kaldıraç gerekiyor. Ağır kovalar kaldıraçta sallanırken sıcak metal her bir kalıba dikkatlice dökülüyor. Bu işlemin hızlı yapılması gerekiyor çünkü metal 1500 derecelik ısısını hızla kaybediyor. Kalıba değdiğinde ısısı olan 1300 derece kumdan duman yükselmesine yeterli oluyor. Doldurulmuş kalıplar 45 dakika boyunca metal soğuyana kadar bir banttan geçiriliyor. Bu yolculuğun sonunda hala sıcak olan kalıplar başka bir banda aktarılıyor ve burada ayrılıyorlar. Kumun içindeki çipalar henüz dokunulmak için çok sıcak. Bu yüzden bant üzerinde hareket ettirilip kenardan atılıyorlar.
kısa süreli bir sarsıntı kalıpları çıpalardan ayırıyor. Küçük bir makine çıpaları alıp dev bir sallama makinesine götürüyor. Bu makine çıpaların etrafında kalan kumların dökülmesi için onları hareket ettiriyor. Çıpalar makineden çıkınca bir işçi onları çekişle dövüyor. Bunun amacı ise kalıplardan kaynaklanabilecek olan kalıntıları ve ekstra metali çıpanın üzerinden atmak. Bir işçi hızla dönen bir çarkla sivri uçlar üzerinden geçiyor. Böylelikle çıpa daha yumuşak bir şekle kavuşuyor. Bu aşamanın ardından sapı eklemenin zamanı geliyor. Bu parça da çıpanın geri kalanıyla aynı malzemeden yapılıyor. Bu çıpaya neredeyse 2 kilo daha eklenmesine neden oluyor. Sap da takıldıktan sonra çıpalar boyanmaya gönderiliyor. Böylelikle çıpaların paslanması önleniyor. Ardındansa çıpalar piyasaya sürülüyor. Sırada sağlam protezlerin nasıl yapıldığı var. Ayrıca bir uyku tulumunun içini dolduran malzemenin ne olduğunu öğreneceksiniz. Gerek gerçek dişleriniz olsun, gerekse bunun gibi bir protez diş, her ısırışınızda 15 tonluk bir basınç uygulayabilir olmalı. Bu kadar büyük bir baskı, eğer protezler tam oturmuyorsa sorun yaratabilir. Öyleyse bir çift protez diş nasıl oluyor da gerçek dişler gibi görünüyor ve ısırma anında gerçek bir basınç uygulayabiliyor? Protez dişler için yapılması gereken şey, hastanın ağzının görüntüsünü almak. Hastanın dişçide kauçuk bir karışım ısırması bunun için yeterli olacaktır. Böylelikle alınan kalıp diş laboratuvarlarına gönderilebilir ve burada da bir kalıp çıkarılabilir. Dolgu malzemesi sertleştiğinde ortaya hastanın ağzının bir kopyası çıkacaktır. Bu ilk aşamadır. Eskiden protez için kullanılan da bu malzemedir. Tam bir protez set için iki kalıp yapılır. Biri üst çene, diğeri alt çene içindir. Dolgu malzemesi kuruyunca kauçuk kısım çıkarılır ve hastanın ağzının çene çizgileriyle birlikte tam bir kopyası ortaya çıkar. Üst dişler içinse diş etleri bu kopyada açıkça görülmektedir. Dişler takılmadan önce bu ilk kopyanın hastanın ağzıyla birebir aynı olduğundan emin olmaları gerekir. Bu yüzden bu ilk kopyadan geçici bir protez yapılır. Bu geçici aparat bal mumundan ve akrilikten yapılır. Ve hasta bunu ısırdığı zaman ortaya çıkan şekilden sorunlar tespit edilebilir. Akrilik karışım 5 dakika boyunca ışık yayan bir cihazda bekletilir. Sonra bu geçici protezi bitirmek için bal mumundan bir şerit sertleşmiş akrilik yüzeyin üzerine yerleştirilir. Bittiği zaman dişçiye gönderilir. Böylelikle hasta bu geçici protezi deneyebilir. Dişçi daha sonra takma dişin tam boyunu bulana kadar bal mumu ekleyebilir ya da olanı azaltabilir. Şimdi dişi ortaya çıkartmanın zamanı geldi. Protezdeki dişler çok sağlam sert bir akrilik malzemeden yapılır. Zamanla gerçek bir diş gibi oturan ve 15 tonluk basıncı kaldırabilme özelliğinin yanında şok darbesini de yok ettiği için hastanın çenesine ya da damaklarına zarar vermiyor. Bu laboratuvarda seçilmek için bekleyen 15.000'den fazla diş çeşidi mevcut. Teknisyenler hastanın yaşını, etnik kökenini ve cinsiyetini göz önünde bulundurarak her protez için doğru dişi seçmeye özen gösteriyor. Daha sonra dişler bal mumuna presleniyor ve bu işlem ön dişlerden başlayıp arkaya doğru devam ediyor. Sıcak bir spatula bal mumunu yumuşatıyor. Böylelikle her bir diş gerçek damağa gömülmüş gibi bal mumuna gömülüyor. Her sıra bittiğinde protezin gerçek bir ısırışa uygun olup olmadığı test ediliyor. Tüm dişler tamamlandığında bal mumunun kenarları yumuşatılıyor. Bu sayede bal mumuna gerçek bir damak görünümü veriliyor. Ancak bu aşamada protezinizle ısırmaya kalkıştığınızda bal mumu çok yumuşak olduğundan tüm dişler dökülecektir. Hmm.
Bu yüzden dişçide yapılan son bir denemeden sonra geçici protezin yapıldığı bal mumu damaklar çıkartılıp yerine akrilik damaklar yerleştiriliyor. İçine kullanılacak malzemenin doldurulmasının ardından kalıplar kaynar suya atılarak 10 dakika boyunca burada bekletiliyor. Sıcak su bal mumunu yumuşatıyor. Bu sayede kalıp açıldığında kolayca sökülüp alınabilecek. Geride kalan şey ise bal mumu damak kalıbıyla hala yerlerinde sabit durmakta olan dişler. Kalıbı kalıcı damak malzemesiyle doldurmak için akrilik bir karışım hazırlanıyor ve hastanın kendi damak rengine uygun olarak renklendiriliyor. Bunun hemen ardındansa kalıba dolduruluyor. Karışımın dişlerin arasını kapladığından emin olmak için kalıp kapatılıyor ve 1590 kiloluk basınç uygulayan bir prese konuluyor. Kalıp presten çıktıktan sonra protezin son sert akrilik damaklı halini ortaya çıkarmak için bir çekiç kullanılıyor. Akrilik o kadar dayanıklı ki kalıptan kaynaklanan sivri ve sert kenarları yumuşatmak için taş bir zımpara kullanılıyor. Sünger taşı ve kumlama işlemlerinden geçirildikten sonra dişler iyice parlatılıyor. Protezin temizlenmesinden sonra son dokunuşsa gargara püskürtmek. Bu protezler o kadar sağlam ve dayanıklı ki gerçek dişlerinizle ısırabileceğiniz her şeyi ısırabilme kapasitesine sahip. Eğer sırt çantanızla dolaşıyorsanız ya da dağcıysanız bu uyku tulumu taşıyacağınız en önemli eşya olacaktır. Bu uyku tulumu sizi ısı sıfırın altına düşse de sıcak ve kuru tutacaktır. Peki bu kadar hafif bir uyku tulumu nasıl oluyor da bu kadar sıcak tutmayı başarabiliyor? Bu hafif sıcaklık özel bir naylon kumaşla başlıyor. Uyku tulumunun koruyucu dış yüzeyi için bu kumaş kullanılıyor. Ancak bu sıradan bir naylon değil. Beyaz olan arka yüzeyi pişirme tavalarında kullanılan ve yapışmayı önleyen malzemenin aynısı. Naylonun kaplanması onu hem rüzgar hem de su geçirmez kılıyor. Ancak bu maddenin ekstra korumasını bir kenara bırakırsak, naylon yine de kamp yapmak için ideal bir malzeme. Bunun nedeni ise naylonun dayanıklı, hava geçiren ve çok hafif bir madde olması. Naylonu uyku tulumunun iki tarafına da uygulayabilmek için katlanıyor ve 20 parça üst üste gelecek şekilde sıralanıyor. Bu yöntemde 20 tane uyku tulumu için parçalar aynı anda kesilmiş oluyor. Kesme işlemi testere gibi işleyen bir aletle yapılıyor. Bıçak parçaları kesmeye devam ederken patronların üzerinde hareket etmek oldukça kolay. Bu kırmızı parçalar birbirlerine dikilecek ve bu tulumun üst kısmını oluşturacak. Bunlara uygun parçalar tulumun alt kısmını oluşturması için siyah naylondan da kesiliyor. Tek başına naylon kuru kalmayı garantiliyor ancak sıcaklığı değil. Bu yüzden her parçanın arka tarafı kalemle işaretleniyor. Bu nerelerden dikiş atılıp cepler oluşturulacağını işaret ediyor. Bu cepler uyku tulumunun izolasyonunu sağlayan dolum malzemesinin etrafa dağılmasını ya da bazı yerlerde toplanmasını engelliyor ve tüm malzemeye eşit olarak dağılmasını sağlıyor. Metal bir parça bu ceplerin eşit aralıklarla yapılması için ölçümleri yapmaya yardımcı oluyor. Her bir aralık 13 cm genişliğinde, bu da izolasyon malzemesini yerinde tutmak için ideal bir aralık. Yüzey işaretlendiğinde naylon üzerindeki çizgiler bu cepleri oluşturmak için dikişlerle birleştiriliyor. Bu da izolasyonu sağlayan tulumun dış yüzeyini oluşturuyor. Bu malzeme aynı zamanda çok dayanıklı. Öyle ki en ufak böceğin bile kumaşın deliklerinden uyku tulumunun içine girmesini engelliyor. Malzeme güçlü bir polyester ve ucu kıvrık özel bir iğneyle dikilerek birbirine tutturuluyor. Bu iğne naylonu delebilir ve ardında dış yüzey üzerinde çok ufak bir delik bırakır. Kıvrık uç kısım sayesinde naylon ayrılıp daha doğal bir hal alabiliyor. Her şey birbirine bağlandığında naylon dış yüzeyin arka kısmı da aynı iğne ve polyester kullanılarak dikiliyor. Bu ekleme işlemi bittiğinde uyku tulumunun tüm parçaları birbirine dikiliyor. Önce tulumun başlık kısmı dikiliyor.
Böylelikle başınızın etrafını sıkıca sarabilir ve sizi sıcak tutabilir bir hal alıyor. Daha sonra naylon dış yüzeyin dış parçaları bir araya getiriliyor. Bir fermuar tulumun yan tarafına monte ediliyor. Tulumun geri kalanı gibi fermuar da naylondan yapılıyor. Bunun nedeni metal bir fermuarın dondurucu soğuklarda donabilecek olması. Son olarak da ayak bölgesi tuluma ekleniyor. Bu bölgede ayak ve parmakları daha sıcak tutabilmek için ekstra izolasyon kullanılıyor. Bu kısımda izolasyon kas tüyüyle yapılıyor. Bu da bir kazın tüylerinin altındaki yumuşak kısımdan oluşuyor. Bu türevlerine göre daha sıcak tutuyor. Daha hafif, toplaması ve sıkıştırması çok daha kolay. Bunu çantanın içine yerleştirebilmek için özel bir vakum kullanılıyor. Tüyler bir vakumla çekiliyor ve sonra uyku tulumunun içine tekrar çıkartılıyor. Böylelikle tüm cepler doldurulmuş oluyor. Tamamen dolduğunda vücudunuzun ısısını içeride tutarak sıcak kalmanızı sağlıyor. İçindeki malzeme ne kadar çoksa o kadar yüksek sıcaklık oluşuyor. Tulumdaki tüm cepleri doldurmak için yaklaşık 1 kiloluk tüy gerekiyor. Tüm cepler doldurulduğunda dolum için açık kalan bölümler kapatılıyor. Dışarıda kalan tüyler temizleniyor. Ve tüm bu kabarıklık tekrar yaratılarak boyut şimdikinin 3 katına çıkartılıyor ve sonra sarılarak bir açık hava etkinliğine hazır hale geliyor.